Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermemektedir. Bugün sizlere Reflor Sachet'ten bahsedeceğim. Nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir, uygun kullanım dozu ve yorumum nedir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Reflor Sachet'in etken maddesi bir probiyotik çeşidi olan bir bakteridir. Vücut dışında su olmadığı için herhangi bir etkinliği olmamakla birlikte suyla tüketildiğinde sindirim sisteminde etkilidir arkadaşlar. Ne için kullanılır peki onu söyleyeyim. İshal tedavisinde ve antibiyotik tedavisiyle birlikte gelen ishalin giderilmesinde kullanılmaktadır arkadaşlar. Eğer içerdiği maddelerden herhangi birisine alerjiniz varsa kullanmamanız gerekiyor. Aynı zamanda hamilelik ve emzirme durumlarında yarar risk olan oranı dediğimiz bir durum var. Bu oranı da doktor belirler. Eğer yararlıysa o durum için kullanılması gerekmektedir arkadaşlar. Aynı zamanda içeceklerle birlikte alınmasını çok tavsiye etmiyoruz. Hani içecek ve yiyeceklerle birlikte almayın. Hani o yiyecek saatleri dışında almanız daha mantıklı olur. Aynı zamanda çok sıcak veya çok soğuk içeceklerle birlikte almayın. Çünkü bu bir bakteridir. Ne kadar ılık suyla birlikte tüketirseniz etkinliği o kadar artmaktadır arkadaşlar. Uygulama dozuna gelecek olursak yetişkinler için günde 2 saşe alınabilmektedir. Fakat bu durum çocuklar için günde 1 saşeye düşmektedir arkadaşlar. Başka diyeceğim herhangi bir şey var mı? Biraz bir bakayım arkadaşlar. Yan etkilerine gelecek olursak bağırsakta gaz, midede rahatsızlık hissi gibi durumlara neden olabilmektedir. Çok seyrek yan etkisi ateş ve mantar enfeksiyonu gibi durumlar yaratabiliyor arkadaşlar. Onun dışında daha önceden herhangi bir şekere karşı, bazı şekerlere karşı hassasiyet oluyor insanlarda. Öyle bir hassasiyetiniz varsa kullanmamanız gerekiyor. Çünkü yardımcı maddelerden birisi bu şekerlerden olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar genel olarak söylemek istediklerim benim bunlar. Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye ediliyor. Güzel bir, etkili bir ilaç. Benim stajyerliğini yaptığım çocuk hastanesinde de kullanılmakta arkadaşlar. Doktorlar kullanıyor genel olarak. Benim diyeceklerim bu kadar. Eğer yorumunuz olursa veya ilacı kullanmışsanız, sizde yan etki göstermişse ya da çocuğunuza yan etki göstermişse yorumlarda belirtin ki gelen arkadaşlar görsün veya size soru sorabilir. Güzel bir bilinçlenme, bilgi akışı olur. Herkes için iyi olur. Kendinize çok çok iyi bakın efendim. İyi günler. Güle güle.